Güneydoğu'nun Paris'i Diyarbakır'dayım canlarım. Kayapınar Meydanı'nda Diyarbakırlı hanımlar toplanmışlar. Beni bekliyorlarmış. Geldiğimi duymuşlar. Hadi ben de onların yanına gideyim. Kadına ne güzeliz ya. Hoş bulduk aşkım. Nasılsın bir tanem? Teşekkür ederim, sağ olun. Her şey yolunda mı annem? Yolunda çok şükür elhamdülillah. Nerelisin tatlım? Diyarbakır. Kaç yaşındasın? 65. Peki eskiden Diyarbakır'da hanımlar nasıldı anne? Eski Diyarbakır şimdi kalmadı zaten. Niye anne? Değişti, zaman değişti, insanlar değişti. Bizim büyüklerimiz size karşı mesela büyüklere karşı çok saygılı olurdular. Şimdiki gençler biraz başboş. Evdeki hani o denge, kadın erkek dengesi. Benim eşim çok yardımcı bana. Ya. Yardımcıdır. Her şeyde bana yardım eder. Peki hiç hani sen yapma ben yaparım ya da sen kadınsın kalk kahvaltı hazırla falan yok mu? Hayır, asla öyle bir şey yok bizde. Şu an evin bütün işlerini bizler yapıyoruz. Dışarı olsun, içeri olsun, her şeyler bize ait artık. Erkekler ne yapıyor? Yani mesela şey baskı yok artık. Eskiden vardı. Vardı. Tabii ki eskiden baskı da vardı. Gitme gelme her şeyde izin var. Ama şu an çok rahat. Demek erkekler bir bardak suyu bile sizden istiyorlar daha. Yani önceden öyleydi. Şimdi nasıl? Şimdi yok, kendileri kalkıp içiyorlar. Öyle mi? Evet. Biz öyle bir durum yok. Herkes kendi suyunu içer. Tabii ki birbirimizden istediğimiz de olur ama. Siz de Diyarbakır mısınız? Evet evet, ben de Diyarbakır. Ay ne güzel ya, merkez. Vallahi çok sevindim. Diyarbakır merkez. Burada hanımlar bayağı modern ama ya. Hiç ne şive ne bir şey. Şu şiveleri ya bir duyalım. Ya şiveyi de kullanıyoruz. Gel gel. Gel gel, seni arıyorum aşkım. Şu şiveli konuşmayı bir söyle bakalım. Giden erkekler bir bardak su almıyordu kendine. Ama şimdi alıyorlar. Çay da yapıyorlar. Ortağı da getiriyorlar. Beraber içiyoruz da. Gerekirse götürüp bardaklarını da yıkıyorlar. Yıkıyorlar mı? Evet. Sen yıkatırsın valla. Yıkatırım. Sen yıkatırsın aşkım. Ama önce çok yıkadım. Biraz da o yıkasa. Ama bu işler zaman geçince oluyor galiba. Değil. Emek. Bir de adalet. Öyle mi? Şu i̇lahi an adalet. Adalet. İlahi adalet. Şu an adalet yerine oturmuş diyelim. Adın ne abla? Yıldırım. Yıldırım mı? Yıldırım abla. Abiyle aran nasıldı eskiden? Şimdi nasıl? Ne iyi diyebilirim, ne kötü diyebilirim. Niye? Çok çektik. Ne yaptı? Çalışmıyordu. Gidiyordu kahvede oturuyordu örneğin. Evet. Çocuklara biz bakıyorduk. Çocukları okula götürüyorduk. Nasıl ya, geçti o yıllar? Zor oldu mu? Ay 30 yıldır nasıl geçti? Sen gözü açtım kapattım bir baktım yaşlandım. İstemiyorsun yaşlanmayı değil mi? Bu yaş çünkü o kadar çektim ya, hani çocuklar büyüdü, şimdi onların hürmetini görmek istiyorum.
Hürmet ediyorlar mı? Ediyorlar çok. Peki kocan sana hürmet ediyor mu artık? Şimdi artık mecbur ediyor ha yani. Yoksa bu saatten sonra bırakırsan ne yapacak? Yani o bile gidip parkta yatmak istiyorsa gitsin ya. Sen adamı parka mı göndereceksin yoksa kız? Hayır ben göndermiyorum. O istiyorsa gitsin yani. Ha, giderse ben parka gidecek. Nereye gidecek? Hoştur, hoş mudur? Çok hoştur. Ele hoştur, ele hoştur. Benim hanımlar evet, nereye dağılıyor evet. Ya? Kızlar nereye gidiyorsunuz? Ha, diğer taraftalar. Bir de tamam. Yaptığımız ürünler. Ha, orada evet, hanımların evet, tabii el emeği, göz nuru. Evet, orada çalışmalar var. Herkesin tezgahı var. Evet. Ah canlarım benim. Kız telefonum çalıyor. Kocan mı arıyor? Canlarım hepinize evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Öyle koştu, öyle koştu, öyle koştu. Seni gördüm, kefim geliyor. Kefim geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.